Kök hücre tedavisi günümüzde ortopedik birçok yaralanmada yaygın olarak kullanılmakta ve başarı oranlarının yüksekliği nedeniyle de hastalar arasında çok fazla tercih edilmektedir. Temel olarak yapılan şey hastanın kemik iliğinden sadece bölgesel uyuşturma ile kapalı olarak alınan kemik iliğinin belli aletlerle süzülüp hazırlanarak hasarlı bölgelere uygulanmasıdır. Kemik iliğinin bilindiği üzere doğuştan itibaren çeşitli organlara dönüştüğü, dokulara dönüştüğü ve iyileştirici özelliğinin olduğunu bilmekteyiz. Bu özelliğinden faydalanarak günümüzde yaygın olarak kök hücre uygulamalarını ortopedide kullanmaya başlamış durumdayız. Genel olarak sınıflamak gerekirse her türlü kas hastalığındaki kas zedelenmesinden tutun kas yırtıklarına kadar gidebilen bir aralığı sayabilirsiniz. Her türlü kas girişi hastalıklarında eklem yıpranmasında gördüğümüz kıkırdak hasarlarında ve kemik kaynama durumlarında dahi kullanılabilmektedir. Hastalık olarak baktığımızda özellikle ileri yaşta en fazla gördüğümüz diz hasarlanması, diz kireçlenmesi diye halk arasında anılan gonartroz hastalarında özellikle uygulamaktayız. Günümüzde yaygın olarak ortopedide en sık olarak gonartroz yani diz kireçlenmeleri hastaları ve omuz kas omuz veya dirsek bölgesi kas yaralanmalarında, kas yırtıklarında yaygın olarak kullanmaktayız. Kadın erkek ayrımı yapılmamaktadır. Çünkü hastanın kendinden alınarak kendine konsantre haline getirip süzüldükten sonra kendi dokusunun kendi hasarlı bölgesine vermesine dayandığı için riskleri yok denebilecek kadar azdır. Uygulamada sırasında oluşabilecek hasarları veya hataları saymaz isek yok denecek kadar azdır. Etkinliği yüksek düzeydedir. Hastanede kalış süresi yarım gün ya da günübirlik tabir edebileceğimiz düzeyde olduğu için de yaygın olarak hastalar tarafından da tercih edilmektedir.